Peki baban mesela Türkiye'de geldiğinde, hatta arkadaşlardan rica edelim Ali Enver'in fotoğraflarını görelim. Arzu'yla da beraber çocukluk resimleri var. Bir babandan bahsetsene. Çünkü hep efsaneler vardı baban hakkında. Şimdi konuşacağız, onlardan bahsedeceğiz doğrusuna. Ve Avustralya'da vefat etti. Evet, o vefat kısmına sonra gelelim. Şimdi görüyoruz. Evet. Ali Enver, Enver Paşa'nın oğlu. Türkiye'ye giriş izni çıktıktan sonra harp okuluna gidiyor. 18 yaşında. Askeri mektebe gidiyor. Evet. Fakat galiba kurmay mı yapılmadı? Yapılmadı. Evet, Enver'in kurmaylığı imtihanı geçmesine rağmen kabul edilmiyor. Dolayısıyla o da istifa etti. Askeriyeden istifa etti. Hatta biliyorsun İkinci Dünya Savaşı sırasında bunlar pilotlar bir grup halinde İngiltere'ye gönderiliyorlar. Orada bu RAF'le birlikte uçuş dersleri alıyorlar savaş şimdi sırasında. Efendim, pardon Azucuğum, Ali Enver'i üniformalı görüyoruz. Evet. Arkadaşlar orada iki kişilik bir resim vermiştim. Enver Paşa ile Ali Enver'in fotoğrafı. Onu lütfen gösterebilirsek o resim çok hüzünlü bir fotoğraftır. Evet, o çok hakikaten insanın içine evet, sonra Londra'ya gidiyorlar dedin. Evet, orada eğitimlerine devam ediyor. Çok affedersin yine. Evet. Şimdi efendim bu resim çok manidar. Canım anneme diyor sağda Ali Enver imzalamış Naciye Sultan'a. Arzu'nun babası Ali Bey Enver Paşa'yı hiç görmemiş. Babasını görmemiş. Evet. Çünkü annesi hamile olduğu sırada Enver Paşa Türkistan'da. Evet. Hiç görmemiş ve hayalinde babaya bir hasret çok, bir şey. Çok. Ve böyle bir o yıllarda 40'lı yıllarda bir fotomontaj yapmış. Evet, evet. Babasıyla kendisini yan yana koymuş. Sağda Enver Paşa'nın sivil bir fotoğrafını görüyorsunuz. Evet. Baba özlemini bir yerde fotoğrafla şey yapıp annesine göndermiş. Gayet manidar. Dediğim gibi hüzünlü bir fotoğraf. Çok. Canım anneciğime sevgilerimle diyor Ali Enver. Evet. Evet, sonra Londra'ya bir dur Londra'dan şey yapamadık. Evet, o dönemde sanıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim ama Rauf Orbay oradaki Türk Büyükelçisi ve Winston Churchill de başbakan. Ve yok, Rauf Bey daha öncedir ama o sırada Rauf Bey de Londra'da Churchill'e yok, bilmiyorum. Ondan sonra şey oluyor, Enver burada, Ali Enver burada diyorlar Churchill'e. Aman gelsin. Görüşelim Enver'in oğlu. Hatta babam bir çekiniyor hani şey etmemek için, rahatsız etmemek için. Sonra gidiyor, bu meşhur hikayedir. Ah diyor, senin baban Enver Paşa benim diyor hayatımı, siyasi hayatımı 20 yıl geri attı diyor. Evet, şeyden babana gülerek sorayım. Ve büyük bir sevgi göstererek yani. Peki işte, baban askerlikten istifa ediliyor. Enver'in oğlu kurmay yapılmaz denmiş. Evet. Ne yaptı sonra? Sonra bir dönem İsveç'te yaşadı. Burada Türk Hava Yolları'nda zannediyorum alan müdürlüğü yaptı. Sonra özel bir takım ticari şeyler yapmak istedi. Fakat pek de barınamadı diyebiliriz maalesef. Hı hı. Ve gitti. Evet, zaten şu anda pardon Naciye Sultan'la evet. Ali Enver'i görüyoruz. Evet. Arkadaşlar ben rejideki arkadaşlardan rica edeyim resimleri ben söyleyince koyalım. Çünkü sözü kesmek zorunda kalıyor Nazlı'nın sözünü izah etmek için. Evet. Biz resimleri şey yapalım deyince tek tek anlatırız. Bu resim şimdi dursun. Evet. Ondan sonra resimleri tek tek şey yaparız. Evet. Naciye Sultan Enver Paşa'nın hanımı. Evet. Tabii son yılları biraz önce gördüğümüz. Çok Naciye son Sultan. Yılları değil bu esasında. Bu babamın daha gençlik zamanı. Onun için resimde belki çok iyi çıkmamış ama burada çok yaşlı hali değil esasında. Evet. Evet. Sonra baban ne yaptı? Yani sonra açıkçası Enver Paşa'nın oğludu diye Türkiye'de barınmadı. Barındırılmadı diyebiliriz. Yani bunu söylemek sivil hayata da bir kalabilirdi. Kalabilirdi ama istemedi. Çünkü o asker olmayı çok arzu etti. Babasının son arzusuydu. Ve kendisi babası yazdığı mektupta babaanneme diyor ki benim kaldığım yerden oğlumuz devam edecek. Yani onu çok önemsedi. Dolayısıyla hayatını buna adadı ve onun bütün başarılı askeri hayatına rağmen ilerletilmemesi onu çok kırdı. Nereye gitti? Sonra en son Avustralya'da yaşıyordu, Sydney'de. Bir İsveçli hanımı vardı, annemle ayrılmışlardı. Orada yaşıyordu, orada da zaten hayatını maalesef kaybetti. Çok erken yaşta. Şimdi bir